Evet sevgili arkadaşlar Mezopotamya uygarlıkları. Şimdi Mezopotamya neresidir? Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Mezopotamya bölgesi adını veriyoruz. Bugünkü işte Irak toprakları ondan sonra Suriye topraklarının bir kısmı yani ülkemizin güneyinde yer alan bölgedir. Mezopotamya'da arkadaşlar Sümerler Asurlar ve Babiller olmak üzere üç uygarlık kuruluyor. Müfredatınızda onu almışlar arkadaşlar. Burada e, Sümer, Akadlar da var ama Akadları müfredat almadığı için işlemiyoruz. Sümerler, Asurlar ve Babiller. Bas diye kodlayabilirsiniz. B, Babiller, A, Asurlar, S, Sümerler, Bas diye kodlayabilirsiniz. Şimdi ilk uygarlığımız sevgili arkadaşlar Sümerler. Sümerler ne yapmış? Arkadaşlar Sümerler site adı verilen şehir devletleri halinde örgütlen, örgütlenmişlerdir. Bunun için Sümerlerin herhangi bir başkenti yok. Yani şöyle site adı verilen bir şehirler düşünün. Bu şehirlerin her biri bir devlet. Onun için bir siyasi birlik olmadığı için de bir başkent falan burada yok arkadaşlar. Bu şehir devletlerinden bazıları Ur, Uruk, Lagash, Kiş gibi şehir devletleri var arkadaşlar. Site adı verilen şehir devletlerinin yöneticilerine Ensi veya Patesi adını veriyoruz. Bunlar arkadaşlar hem dini yetkilere sahip hem siyasi yetkilere sahip. Çünkü bunlar rahip krallar. Ensi ve patesi olarak yönetiliyor siteler arkadaşlar, ensi ve patesiler tarafından. Yani Sümerlerdeki site yöneticilerine biz ne diyoruz? Ensi veya patesi. Temel geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve ticarettir Sümerlerin. E, Tabi en önemli buluşlar arkadaşlar tabii ki de e, yazıyı bulmaları. E, Sümerler yazıyı icat ederek tarihi çağları başlatmışlardır. Bir daha söylüyorum. Sümerler yazıyı icat ederek tarihi çağları başlatmışlardır. Şimdi tarih ne ile başlar? Tarih yazıyla başlar arkadaşlar. Yazıdan önceki döneme tarih öncesi dönemler diyoruz. Yazıdan sonra, yazının bulunmasından sonraki döneme de tarih çağlar diyoruz arkadaşlar. Demek ki tarih çağları kim başlatmış? Sümerler başlatmış. Çivi yazısını kim bulmuş? Sümerler bulmuş. Tabi yazıyı bulduktan sonra tarihte bilinen ilk yazılı kanunları da yine Sümerler hazırlamıştır arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz e, Ziggurat adı verilen tapınakları hazırlamışlardır, inşa etmişlerdir. Daha doğrusu e, Zigguratların e, orta katlarında ibadet ayinler yapılıyor. Ondan sonra en alt katı depo olarak kullanılıyor, pazar yeri olarak kullanılıyor. İşte yine bazı katlarda eğitimler veriliyor, öğrenciler öğrenim, e, eğitim ve öğretim hayatlarına devam ettiriyorlar. Dolayısıyla zigguratların farklı amaçlara hizmet ettiklerini söyleyebiliriz. Diğer taraftan bu ziguratların en üst katı bunlar yüksek yapılar olduğu için arkadaşlar en üst katını e, katında ne yapıyorlar? Ayı, yıldızları, gezegenleri inceliyorlar. Bu da e, Sümerlerin ay yılı esası takvim hazırladıklarını ortaya koyuyor. Yani bunlar en üst katta ayı yıldızları e, gözlemliyor. Daha sonra ay yılına esas, esas alan bir takvim hazırlıyor. Peki biz bu ay yılı esaslı takvimi hazırladıkları için Sümerlerle ilgili şu ifadeyi kullanabilir miyiz? Sümerler ne yapmıştır? Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. Evet gökyüzünü inceliyorsan takvim hazırlıyorsan demek ki astronomi alanıyla ilgileniyorsun diyebiliriz. Arkadaşlar diğer taraftan bu yazıyla ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Bu ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmış. Mesela bu Sümerlerin en alt katı depo olarak kullanılıyor ya. En alt katta insanlar ürünlerini getiriyor. Bu ürünler burada birbirine karışıyor. Kim iki çuval getirmiş kim beş çuval getirmiş. Dolayısıyla oradaki rahiplerden biri çiviyle duvara kendine has bir sistemle bunları kaydediyor. Bu da yazının bulunuşu olarak tarihe geçiyor. Demek ki tarihi çağları başlatan uygarlık bir daha söylüyorum Sümerler. Sümerler tekerleği de icat ediyor arkadaşlar. Sümerlerin tekerleği icat etmesi ulaşım alanında ilerlemeler yaşanmasına katkı sağlıyor. Sümerlerle ilgili temel olarak bunları bilin sizler için yeterli. Ee, Tabi burada e, ziguratları ibadet için kullandıkları için dini alana hizmet ediyor. Depo yine gıda güvenliği e, çocuklar eğitim öğretimlerini devam ettirdikleri için eğitim alanıyla ilişkilendirebiliriz. Evet Babil'ler, arkadaşlar Babil'lerin başkenti var. Sümerler gibi değil. Babil'lerin başkenti Babil'dir. Ee, en önemli eserlerinden bir arkadaşlar Babil'in asma bahçeleridir. Babil kralı eşi için yaptırıyor bunu. Romantik adam ondan sonra sonracığıma. Ee, Tanrı'ya ulaşmak için şurada görmüş olduğunuz Babil Kulesi'ni inşa ediyorlar arkadaşlar. Ee, tabi Babil kulesinin yine e, en üst katında e, ay, yıldızlar ve gezegenleri inceliyorlar. Tabi ayı, yıldızları ve gezegenleri incelemeleri Babil'lerin astronomi alanında çalışma yaptıklarını bize göstermektedir. Arkadaşlar tabi bir kule inşa etmişsin. Demek ki imar faaliyetinde bulunmuşsundur. Mimari yapıda kendini geliştirmişsindir. Bu tarz yorumları da yapabiliriz. Şimdi artık sorular yoruma döndüğü için arkadaşlar en önemli kralları hamur abidir. Bak hamur boşluk abi değil hamur abidir arkadaşlar. Kral hamur abi kendi adıyla ünlenen çok sert olan hamur abi kanunlarını hazırlıyor. Hamur abi kanunları çok serttir ve kısasa kısas özelliği taşır arkadaşlar. E, temel amaç nedir bu kanunlarla? Toplum düzenini korumak, toplum düzenini sağlamak. Peki hocam kısasa kısas nedir? Diyor ki sen gidip birinin kulağını kesersen senin de kulağın kesilir. Gidip birini öldürürsen sen de idam edilirsin. Yani ne yaparsan karşılığında aynısını bulursun. E, etme bulma dünyası falan var ya öyle bir ifade var. Burada kısasa kısas özelliği budur. Sen gittin hırsızlık yaparsan kolunu keserler ya da idam edilirsin. E, çok sert kanunlardır. Temel amaç sevgili arkadaşlar toplum düzenini korumak ve sağlamaktır diyebilirim. Evet Asurlar Asurlar deyince aklınıza ticaret gelsin arkadaşlar. Asurların başkenti Ninova'dır. Şimdi arkadaşlar Asurların kurulmuş olduğu yukarı Mezopotamya bölgesi iklimden ve yer şekillerinden dolayı tam anlamıyla tarım için elverişli şartlara sahip olmadığından Asurlar temel geçim kaynağı olarak ticaretle uğraşıyorlar. Dünyanın ilk kütüphanesini kuruyorlar arkadaşlar. Bu başkent Ninova'da kütüphanenin adı da yine başkentte anılan Ninova kütüphanesidir. Bu da kütüphane yapmaları kültürel alanda çalışma yaptıklarını bize göstermektedir. Şimdi bunlar Asurlar Sümerlilerden çivi yazısını öğreniyor ve Anadolu'ya getirerek Anadolu'da tarihi çağları başlatıyor arkadaşlar. Yani demek ki Anadolu'da tarihi çağları başlatan uygarlık kimdir? Ee, Asurlardır. Adamlar develeri at diyor malzemeyi getiriyor Anadolu'ya diyor ki babacığım şuraya noto, e, veresiye yazıyorum diyor. Ne yazısı be diyor. Ya diyor yazı bulundu Sümerler yazıyı buldu haberiniz yok mu? Yoktur vallahi diyoruz ve Anadolu'da tarihi çağları başlatan uygarlık Asurlar. Yazıya Anadolu'ya getiren Uygarlık Asurlar bunu unutmayın. Demek ki ticaret kültürel etkileşime yol açmıştır. Bunların kurmuş oldukları ticaret merkezlerine de arkadaşlar Karum veyahut Kaniş adını veriyoruz. Önemlidir. Özellikle Kayseri Kültepede karum, büyük bir Karumlar kurmuşlardır arkadaşlar. Kayseri Kültepede yapılan kazılarda Asurlu tüccarlara ait ticaret antlaşmaları, senetler falan bulunmuştur. Bu da Asurların yazıyı Anadolu'ya getirdiğini doğrulamaktadır. Tabii bu dönemde iletişim çok kısıtlı olduğu için Sümerler bulup grup WhatsApp grubundan arkadaşlar yazıyı buldum falan diyemiyor. Elbette ticaret olur, savaş olur, bu gibi gelişmelerle sevgili arkadaşlar kültürel etkileşim yaşanıyor. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi Anadolu uygarlıkları, Anadolu uygarlıkları şimdi Anadolu arkadaşlar hem yeryüzü yüzü şekilleri bakımından uygun şartlara sahip. Hem tarım ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetleri için uygun şartlara sahip. E, diğer taraftan bu dönemde de günümüzde de e, birçok ticaret yolunun geçiş e, güzergahında bulunuyor. Bu da ekonomik avantaj sağlıyor. Tabi e, bu durum da Anadolu'da geçmişten günümüze birçok uygarlığın kurulmasında etkileşti. İyonlar, Frigler, Hitikler e, sonrasında Türkiye Selçuklu Devleti, e, Bizans hakimdi ondan sonra sonracığıma sonradan Osmanlı Devleti günümüzde de elhamdülillah bizim Anadolu Türkiye Cumhuriyeti. Arkadaşlar Anadolu'da kurulan ilk çağ uygarlıklarını Filhu diye kodlayabilirsiniz. Frigler, İyonlar, eee Lidyalılar, Hititler ve Urartular. Filhu yani F I L H U. Filhu diye kodlayabilirsiniz. Anadolu'da Hititler, Frigler, İyonlar, Lidyalılar ve Urartular kurulmuştur. Şimdi bunların detayına girelim. Hititler arkadaşlar. Şimdi Hititler diğer bir adıyla Etiler. Hatta bu güneş kursu var ya eti marka e, ve çikolataların üstünde. İşte o üstündeki güneş işareti Hititlerin zaten amblemidir, logosudur. Güneş kursu. E, Hititlerin diğer bir adı da zaten etilerdir. Başkentin neresidir Hititlerin? Hattuşaş'tır arkadaşlar. Başkent Hattuşaş. E, günümüzde Çorum, Boğazköy, e, Boğazköy civarlarında bulunan Hattuşaş'tır. Arkadaşlar Anadolu'da kurulan uygarlıklar içerisinde en geniş sınırlara ulaşmış ve en güçlü devlet Hititlerdir. Hititlerde kraliçelere yani kralın eş, eşlerine ne diyoruz? Tavananla adını veriyoruz. Tavananalar devlet yönetiminde etkili ve krala yardımcı olurdu arkadaşlar. Bu da Tavananaların siyasi Etkilere sahip olduğunu bize göstermektedir. Tavananalar işte kral eğer başkentte yoksa yabancı Elçilere kabul edebiliyor, e, meclise katılabiliyor, görüşlerini ifade edebiliyor diyebiliriz. Burada devlet işleri soylulardan oluşan ve Pankuş olarak adlandırılan mecliste görüşülmüştür. Şimdi bunların devlet işlerini görüşüp tartıştığı bir meclisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var ya mesela şu an günümüzde. İşte bunlarda da Pankuş adı verilen bir meclis var. Bu mecliste devlet işleri görüşülüp tartışılıp karara bağlanılıyor arkadaşlar. Ee, neymiş demek ki Hititlerde devlet işlerini tart görüşülüp tartışıldığı mecliste biz ne diyoruz? Ee, Pankuş adını veriyoruz. Evet Hicitlerle Mısırlar arasında bir savaş meydana geliyor. Bu savaş sonucunda tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma imzalanıyor. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşmasıdır arkadaşlar. Ee, ve Kadeş Antlaşması çok tuhaftır. Savaşırken güneş tutulması oluyor arkadaşlar. Ee, güneş tutulması olduğu için her iki taraf da diyor ki Tanrı savaşmamızı istemiyor. Gelin anlaşalım. Kadeş Antlaşması imzalanıyor ve tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Ee, tabi burada Hitit kralları tanrılara hesap vermek için anal adı verilen tarihi yıllıkları hazırlıyorlar. Tabi bunu tanrının okuduğunu düşündükleri için her şeyi olduğu gibi yazıyorlar. Doğruları, yanlışları, günahları, sevapları her şeyi yazıyorlar oraya. Demek ki tarih yazıcılığını kim başlatıyor? Hititler. Anal adı verilen tarihi yıllıklarla. E tabi her şeyi olduğu gibi yazdıkları için tarafsız tarih yazıcılığı. Diğer bir adıyla objektif tarih yazıcılığını başlatan uygarlığımız yine Hititlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet Frigler, Frigler deyince aklınıza tarım ve hayvancılık gelsin. Friglerin başkenti Sakarya Irmağı Havzası'nda bulunan Ankara yakınlarındaki Gordion bölgesidir arkadaşlar. En önemli hükümdarları Kral Midas'tır. Kral Midas'ın Kral Midas'ın diğer bir adı eşek kulaklı Midas derler. Çok zengindir. Tabii tabi Midas'ın kulaklarını bir tek berberi söylüyor arkadaşlar. Daha doğrusu Berberi biliyor bir daha söylüyorum Kral Midas'ın uzun kulaklı olduğunu Efsaneye göre bir tek berberi biliyor Berberi ne diyor ki Bak benim kulaklarımı Böyle eşek kulaklı olduğumu birinden duyarsam Seni idam ederim diyor Onun için tabi saçları da uzun kulakları tam görünmüyor Berber çatlayacak Bir sır vermiş biriyle paylaşmasın lazım Hani biri bize bunu hiç kimseye söyleme dediği zaman Biz patlıyoruz ya Gidip bir kuyuya bağırıyor diyor ki eşek kulaklı Midas Eşek kulaklı Midas Eşek kulaklı Midas Tabi kör kuyuya bağırınca yoldan geçen biri de duyuyor. Diyor ki e, eşek kula Midas'ın kulakları eşek gibiymiş vesaire. Böyle de bir efsane var. Tabi dokunduğu her şeyi altına çeviriyormuş. Öyle bir efsane var yine. Arkadaşlar Frigler en önemlisi tarıma önem vermişlerdi. Tarım ve hayvancılıkta çok gelişiyorlar. E, bunların bir tanrıçaları var. Bak tarım ve, e, ve hayvancılık e, dini yanlışlara bile yansıyor. En önemli tanrıları, tanrıçaları daha doğrusu kibeledir. Bereket tanrıçası olan kibeledir. Frigler hazırlamış oldukları yasalarda ekonomik faaliyetlere yer veriyorlar. Diyor ki öküz öldürmenin ve saban kırmanın cezası ölümdür. Öküz biliyorsunuz bildiğiniz öküz zaten. Saban da öküzün arkasına takılan bu demir tarlayı sürmeye yarayan bir alet. ilkel bir alet. Ee, ve bunları bunlara zarar verenlere ölüm cezasını vermişlerdi. Demek ki ekonomik faaliyetler yasalara da yansımış. Kralları için tümülüs adı verilen mezarlar yapıyorlar arkadaşlar. Fibula adı verilen çengelli iğneyi icat ediyorlar. Fibula adı verilen çengelli iğneyi icat etmeleri Frigler'in e, madencilikle uğraştığını gösterir. Neden peki? Çünkü çengelli iğne diyorum demiri eriteceksin, çıkartacaksın, eriteceksin ki bu çengelli iğne ortaya çıkabilsin. Dünyaca ünlü halılar var patates değil bakın bunu çok karıştırıyor tapates. Tapates adı verilen dünyaca ünlü halıları var bunların. E, tabi, bu da e, Friglerin dokumacılık alanıyla ilgilendiğini bize göstermektedir sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim Ur Urartularla. Urartular Doğu Anadolu bölgesinde kuruluyor. Günümüz Van yakınlarındaki e, Tuşpa'da kuruluyor. Başkentleri Tuşpa'dır arkadaşlar. Van, Tuşpa. En önemli tanrıları savaş tanrısı olan Kral e, Haldi'dir. Daha doğrusu tanrı Haldi'dir. Ne kralı? Ee, Tanrı Haldi adına Şamran adı verilen sulama kanalları yapmışlardır. Bak şimdi soru da çıktı karşına. Şamran adı verilen sulama kanallarını inşa etmeleri. Urartuların hangi alanla ilgilendiğini ya da hangi ekonomik faaliyetin yaptığını kanıtıdır. Sulamayı neyde kullanırsın? Tarımda. O zaman tarımla ilgileniyor bunlar. Ee, başkent Tuşba'ya barajlar ve bentler inşa ediyorlar. Bu baraj ve bent inşa etmeleri de yine tarım alanıyla ilişkilendirir. Çünkü tarlayı sulayacaklar ee, en önemli özellikleri arkadaşlar Urartular taş işlemeciliğinde çok ileri gitmişlerdir. Bunun için Urartular tarafından inşa edilen Van Kalesi günümüze kadar ulaşmıştır. Ta e, yani ilk çağdan bahsediyorum günümüze kadar ulaşmış. O derece ustalaşmışlar taş işleme sanatında. E, mezarlarını oda şeklinde yapıyor Urartular. Ölen kişileri eşyaları ile birlikte gömmüşlerdir. Şimdi bak niçin eşyası ile birlikte gömüyor? Diyor ki diğer dünyada kendisine lazım olur. Bak şu madde son maddede yani mezarlarını oda şeklinde yapıp ölen kişileri eşyalarıyla birlikte gömmeleri Urartuların ölümden sonraki hayata inandıklarını, ahiret inancına sahip olduklarını bize göstermektedir arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Evet Lidya para para para. Arkadaşlar parayla her şeyi satın alabilir ben. Yani canım çok sıkılıyor. Senin canın sıkılmıyor oğlum senin paran yok. Yani para parayı bulup başımıza bela eden uygarlık Lidyalılardır sevgili arkadaşlar. Lidyalılar parayı buluyor. Ee, Batı Anadolu'da kurulan Lidyalıların başkenti Manisa ee, Yakınlarındaki Sart şehridir arkadaşlar ee, Parayı icat ediyor Lidyalılar pa e, Paradan önce nasıl ticaret yapılıyor Al 5 kilo patates ver bana oradan bir kıyafet Al şu kıyafeti ver bana 1 kilo domates Bu şekilde takas usulü yani değiş tokuş usulü ne göre ticaret yapılıyordu Tabi Lidyalılar parayı icat ettikten sonra e, takas usulüne son veriyorlar başkent Saç şehrinden başlayıp Mezopotamya'ya kadar uzanan kral yolunu da Lidyalılar açmıştır. Bu da ticarete önem verdiklerini gösterir. Daha çok ekonomik faaliyetlerle ilgileniyorlar. Bunların milli bir ordusu yok. Hep paralı asker kullanıyor arkadaşlar. Tabi bu da milli bir ordu olmadığı için kısa sürede yıkılıp tarihe karışıyorlar. Lidya deyince para, 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 para. Madeni para olur, altın para olur. Bak şurada bak mesela bir bronz para var değil mi? Ya da altın para var diyelim. Peki bunlar hangi ekonomik faaliyetle ilgileniyor o zaman? Ya abi parayı çıkartmış yer altından altın olur, bakır olur, demir olur hiç fark etmez. Yer altından çıkartıp işlemişse madencilikle ilgilendiklerini de söyleyebiliriz. Evet iyonlar, İyonlar deyince aklınıza arkadaşlar bilim gelsin bilim. Şimdi e, iyonlar Ege Denizi kıyısındaki e, kuruluyor arkadaşlar. Şehir devletler halinde yaşıyorlar. Onun için başkentleri yoktur. Önemli şehirleri var. Efes, Milet ve Foça gibi önemli şehirleri var İyonlar. Şimdi kuruldukları bölge deniz kıyısında olduğu için da deniz ticaretiyle ilgileniyor ekonomik faaliyet olarak ama bizim için önemli olan e, şudur. Şimdi burada Tales, e, Pisagor matematik ve astronomi alanında, Hipokrat tıpın babası, e, yine Homeros edebiyatta, Heredot tarihin babası, Diyojen felsefe alanında bu ve buna benzer birçok bilim adamı e, İyonlarda yetişiyor hocam neden? Arkadaşlar İyonlarda demokratik bir ortam var, özgür düşünce ortamı var. Herkes istediği gibi bilimle uğraşabiliyor. Herhangi bir yasaklama söz konusu değil. Ee, İyonlarda özgür düşünce ortamı olduğu için İyonlar bilim ve sanat alanında, bilim ve edebiyat alanında kendilerini geliştirmişlerdir. Demek ki birçok bilim adamı yetişmesinin temel nedeni İyonlarda özgür düşünce ortamının bulunmasıdır. Ee, Tabi burada tarihi eser olarak ya da mimari faaliyet olarak Efes antik kenti ve Artemis tapınağı e, İyonlardan kalma en önemli eserlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar.